Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hücumdaki üretkenlikle ilgili başlayalım isterseniz yorumunuzla, sonra maçla ilgili yorumunuzu dinleyelim. Önce tekrar Ahmet Çalık kardeşimin mekanı cennet olsun. Konyaspor'a onu ben transfer etmiştim. Gerçekten böyle bir kazada hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Öncelikle çok iyi bir insandı. Mesela benim dönemimde altyapıdan gelen çocuklara çok sahip çıkıyordu. Onlara krampon oluyordu, haçlık veriyordu. Gerçekten insan olarak mükemmel bir insandı. Mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına şifa versin. Maça gelince, maça istediğim gibi iyi başladık. 25-30 dakika iyi gittik. Daha sonra maça Antalyaspor ortak oldu. İlk yarı hemen hemen böyle bitti. Ancak ikinci yarıya çok fazla iyi başlayamadık. Yaptığımız değişikliklerle, hamleyle takım birazcık daha toparlanmaya başladı. Birazcık daha topun bizde kalmasını sağlamaya başladık. O ara gol geldi. Golden sonra da bazı değişiklikler yaptık. Mecburi değişiklikler yaptık. Çünkü hasta sakat oyuncularımız var. Kadroya aldık. Daha tam anlamıyla %100 hazır olmamalarına rağmen mecburen kadroya aldık ki bugün bu maçı en azından yani bu şartlarla 3 puan alıp evimize gitmek istiyorduk. Olmadı. Golden sonra hemen bir gol yedik. Karambol'de kalecimiz Berke'nin belinde bir problem var. Şu anda net bir şey konuşamadık doktorla. Onun da durumu belli değil. Ama baktığınız zaman topla oynama yüzdesi %61'e %39. Top bizde iyi oynuyor gibi gözüküyoruz. Ama kaleye şut atmakta rakip bizden daha fazla şut atmış. Orta yapmakta rakip bizden daha fazla orta yapmış. Hücumsal anlamda üretkenliğimiz bizim bugün maalesef biraz düşüktü. Ama hoşuma giden, güzel olan bir taraf vardı. Taktik disiplin olarak oyundan hiç açılmadık, genişlemedik. Savunma anlamında çok disiplin oynadık. Bu da benim açımdan, bizim açımızdan sevindirici bir durum. Ama hücumsal anlamda da tam istediklerimizi bugün sahada yapamadık. Çünkü o üretkenliği sağlayamadık. Hocam eksiklerde hissedildi diyebilir miyiz? Bugün sol tarafta özellikle Ferdi ile başladınız, sonra Ferdi öne geçti. Muhammed kendi mevkisi dışında elinden geleni yapmaya çalıştı. Çocuklar, bunlar hepsi bizim oyuncularımız. Tabii ki oyun içerisinde bir değişiklikler olacak, rotasyonlarımız olacak. Elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Onları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bugün Ferdi de %100 hazır olmamasına rağmen sol bekte oynattık. Daha sonra Muhammed'i aldık, onu sol beke attık. Bir arkaya bir öne ikisini değiştirdik. Bir şekilde oyunu elimizde tutup maçı kazanmak istedik. Ama olmadı. Sonuçta bir bir berabere kaldık bugün burada. Dediğim gibi biz Fenerbahçe'yiz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Onlar da şimdi yani maçtan önce de söylediğim gibi zamanla yarışıyoruz şu anda. Yani ben ve ekibim zamanla yarışıyoruz. Zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz. Aramıza katılacak oyuncuların hastalar var, sakatlar var maalesef. 3 günde maç oynadığımız için en hızlı bir şekilde onların aramıza dönmesini birlikte daha güçlü, daha iyi mücadele ederek yolumuza devam etmek isteyeceğiz yani. Hocam siz de söylediğiniz gibi kısa bir süre geçirdiniz takımla. Taraftarların da beklentisi çok fazla. Sizler de camiayı çok iyi biliyorsunuz. Onlara bir mesajınız var mı? Söylediğim gibi bugün çok fazla hücumda üretken olamamıza rağmen ama yani takımın taktik disiplini anlamında yani çok disiplinli oynadık bugün. O tarafından bakarsak olaya o güzel bir şey yani benim için. Ama dediğim gibi bunu geliştireceğiz. Oyuncularımız da gelişecek, takım da gelişecek, oyunumuz da gelişecek. Birazcık zamana ihtiyacımız var. Bu da aramıza katılacak oyuncularımızla birlikte olacağına ben yürekte inanıyorum. Hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, İsmail Hoca'yı dinledik. Maçın özet görüntüsü.